Arkadaşlar yeni video. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda motorumuz titreşim sorununu çözmek için saplama cıvatalarını değişeceğiz. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar motor bloğunu tutan iki tane saplama var. Bir tanesinin kafası şurada. Bu ayak freni tarafında. Bir tanesi burada. Diğeri de şurada görüyorsunuz. Bunların kafalarını görmek için şu kapağı sökmemiz gerekiyor. Önce onu sökeceğiz. Aldığımız metrik cıvatalar da burada. 2 tane fiberli somun, 4 tane pul. Şöyle cıvatanın başında 8.8 yazıyorsa çeliktir. Bize de ondan lazım. (13) numara anahtarla söküyoruz. Çıkan somun bizim takacağımız olan somun arkadaşlar. Fiberli olan daha kaliteli ve sağlam. Orijinaline fabrika dandik olandan takmış. Şimdi vidayı vurarak geri çıkartıyoruz yuvasından. Arkadaşlar yan kapağı söktük. Şu cıvatayı yerinden çıkaracağız. Ama şuradaki plastiğe takılıyor. Onu yerinden çıkartın, kolay şekilde çıkıyor. Lastik gibi bir şey olduğu için. Arkadaşlar cıvatayı söktüğümüzde motor bloğu aşağı doğru kaydığı için cıvatanın gireceği yer bozuluyor. O yüzden altına bir şey koyup kastırmanız lazım. Bu şekilde rahatlıkla takabilirsiniz. Biz şöyle ufak bir demir boruyla hallettik. Şimdi saplamaları yerine takıyoruz. Bir ikisi daha var. Çok da geri almıyor şimdi. Ben buna geliyorum. Şimdi söküyor mu? Montaj işlemini tamamladık arkadaşlar. Çıkan cıvatalar şunlar. Bakalım başlığına kaç yazıyor. 8.6 yazıyor. Bizim aldıklarımız 8.8 çelik cıvata. Şimdi geri topluyoruz. Bir test sürüşü yapıp sonucu size aktaracağım. Arkadaşlar yaklaşık 5 kilometredir sürdüm motoru. Titreşimine bakmak için bütün viteslerde tek tek baktım. Titreşimi büyük oranda azalttı. Zaten cıvataların bize maliyeti de 20 TL oldu. O yüzden herkese değişmesini tavsiye ederim. Önceki motorumda da değişmiştim. Çelik cıvata her zaman farkını gösteriyor. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.